Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 91. sorudayız. Mithat Mercan soruyor. Hocam, cehennem darul karar mı, darul terbiye midir? Mithat kardeşim, cehennem müminler için, yani Allah Azze ve Celle'nin günahları boyunca yakacağı, ceza olarak vereceği insanları koyduğu zaman orası o mümin için terbiyedir. Kafirler için ise karar mekanıdır, sonuç mekanıdır. Tabii bu sorunun temel altyapısında sizde böyle bir şey vardır yoktur bilemiyorum. Fakat bu sorunun asıl en temelinde ve tabanda yapan reenkarnasyon, yatan reenkarnasyon zihniyeti vakidesidir. Reenkarnasyon var mıdır? İnsan öldükten sonra ahiret alemine gider, ahiret aleminden tekrar geri döner, sonra bu dünyada tekrar yapacağı salih hamleleri yapar, sonra gider. Bu öztürk ve emsali insanların iddia ettikleri batıl iddialardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Mü'min suresinde, Gafir suresi diğer ismiyle, Gafir suresinin 39 numaralı ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmi, bu Yusuf Aleyhisselam'ın ya da Musa Aleyhisselam'ın ağzından yukarıdan aşağılar ayetler devam ediyor. Ya kavmi, bu arada gözlüğümüzü takalım. Ya kavmi innema hâzihil hayâtu dünya metâ'un. Ey kavmim, muhakkak ki bu dünya geçici bir metadan ibarettir. Şu gördüğünüz her şey, kainattaki gördüğünüz her şey geçici bir metadan ibarettir. Ama ve innel ahirete hiye darul karar. Ahiret ise son duruştur. Son gidiş yeridir ve son durulacak yerdir. Ahiret hayatı için bu ifade kullanılıyor. Fakat sizin sorunuzda cehennem diye kullanmışsınız. Yani cehennem son duruş mudur? Ahiret darul karardır. Ayetle okuduk. Mü'min suresinin 39 numaralı ayet-i kerimesi de sabit. Fakat cehennem son durak mıdır? Evet, son duraktır. Kur'an'ın müteaddit ayetlerinde Cenab-ı Hak kafirlerin halidine fiha, halidine fiha formatında kullandığı müteaddit defalarca ayetler vardır ki dolayısıyla bu noktada şek ve şüphe yoktur. Ve bazı ayetlerde de Cenab-ı Hak, özellikle iki ayet aklıma geliyor. Buralarda Cenab-ı Hak halidine fiha ebeda demiştir bir de. Yani onlar cehennemde kalıcıdırlar. Hult kelimesi, halidin kelimesi ebedi kalıcılık anlamına geliyor. Bu manada İbn Teymiye rahmetullahi aleyh, üstadımız İbn Teymiye'nin fetvasını biz kabul etmiyoruz. Bu yanlış bir içtihattır. İçtihadını reddediyoruz bu manada. Dolayısıyla yani hangi fetvasıdır hocam? Oralara girmeyelim. İbn Teymiye'nin bu konudaki fetvasını araştırırsanız görürsünüz. Biz katılmıyoruz İbn Teymiye'nin bu fetvasına. Hiçbir insan bizim için masum değildir. Dolayısıyla cehennem ebedidir. Kimin için? Kafirler için. Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Allah ve Resulünün ortaya koymadığı yaşam biçimini hayat edinmiş, din edinmiş bütün insanlar için cehennem ebedidir. Cehennemin ebedi olmadığı, yani darul karar olmadığı yer sadece müminlerdir. Müminlerden Cenab-ı Hak dilediğini, şirk ve küfür içermediği müddetçe akidesi, günahlarından dolayı Allah dilerse affeder, dilerse bağışlar. Bu Kur'an'ın birçok yerinden, birçok ayet-i kerimesinde mevcuttur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın günahları boyunca cehennemde azap olarak azap vereceği insanlar için cehennem darul karar değildir inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.